Düşünsene her gün bir sürü insan geliyor kafanda rivrive diye. Ulan taş olsa dayanmazsın da. Senden psikolog olmaz zaten. Her sıkıntısını anlatana ver adresini döveyim adamı dersin memlekette adam bırakmazsın. Abartma da adam bırakırım. Şerefsiz bırakmam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aramıştık. Nefes zorlu. Hoş geldiniz. Nefes Hanım buyurun. Ben yapamayacağım. Ben yaşadıklarımı bir yabancıya anlatamam. Zaten inanmaz ki. Bir dakika. Gel. Nefes. Kabuslardan kurtulmak için bunu yapman lazım biliyorsun değil mi? Biliyorum. Güzel rüyalar gördüğünü bilmeye ihtiyacım var. Bunu da biliyor musun? Biliyorum. Yiğit annesini bir daha bu sabahki gibi görmek istemez. İstemez. Hem bizim acayip güçlü takıma bir tane deli yeter. Yeter. Haydi o zaman. Ben burada bekliyor olacağım seni. Hadi gir. Vedat Sayar, davalı Nefes Zorlu ile 8 yıldan beri birliktedir. Ne ah birliktedir? Müvekkilimin davalı ile evlilik dışı birlikteliğinden 14-12-2011 tarihinde Yiğit isimli çocukları olmuştur. Taraflar evli olmadıkları için Medeni Kanun 337. maddesi uyarınca velayet annesindedir. Öyle de kalacak. Selam. Doktor Volkan Darıcı. Nefes zorlu. Buyurun. İlk başta birkaç sıkıcı form doldurmamız gerekiyor, tamam mı? Kaç yaşındasın? 24. Davacı Nefes Zorlu'nun sinir krizlerine ve gördüğü halüsinasyonlara şahit olmasına rağmen kendisine duyduğu sevgi ve saygı nedeniyle iyileşeceğine dair umudunu hiç kaybetmemiştir. Şerefsiz. Sağladığı huzurlu ve sıcak aile ortamı ile davalı Nefes Zorlu'nun eski günlerine döneceğine ilişkin inancını her daim korumuştur. Yalanını varsa sen mi sağladın lan huzurlu aile ortamını? Affedersin bacım. Sorun değil, alışkınız biz kendi kendine konuşanlara. Düzenli olarak kullandığın bir ilaç var mı? Yok, hayır. Alkol ya da uyuşturucu madde? Hayır, hiç. Tamamdır. Evrak işleri tamam olduğuna göre şimdi biraz sohbet edebiliriz. Nasılsın? Ben galiba deliriyorum. İnan bana delirmek sandığın kadar kolay değil. Bir süredir uykumda kabus görüyordum. Ama şimdi insan uyanıkken kabus görür mü? Görür. Sen ne zamandır görüyorsun? Sabahtan beri. Ben... Bak, istersen kendini zorlama. Bugünlük sadece havadan sudan konuşabiliriz. Yok. Ben cesaretimi toplamışken...
Bana ne olduğunu bilmek istiyorum ben. Peki sen bilirsin. Babam beni bir adama sattı. Henüz 16 yaşındaydım. Beni eve hapsetti. Sekiz yıl boyunca şiddete maruz kaldım. Ve o sekiz yıl boyunca tecavüz uğradım. Ben özür dilerim. Siz pek aşina değilsiniz galiba benim gibi hayatlara. Aksine tahmin edebileceğinden daha aşinayım. Ama her seferinde dağılıyorum işte. Benim gibi kadınlar var mı? Nefes Türkiye'de her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor. Kimi arada bir iki tokat yediği için kendini şanslı sayıyor. Kimi öldürüsüye dövülüyor. Rakamlar böyle. Yani anlayacağın evet, senin gibi kadın sayısı oldukça fazla. Peki biz bu kadar çoksak, niye kimse bizi görmüyor? Zor yerden sordun Nefes. Belki görürsek rahatımız kaçar bu yüzden. Peki hiç kurtulmayı denedin mi? Sekiz yıl boyunca 22 kez kaçtım. Gerçi çok başarılı olmadı. Her seferinde yakalandım. Ve dayak yedim. Beni bir odaya kapattı. Ben o odada tekmiş mi doğum yaptım. Başka Nefes kimi tanır? Adam senin şizofren olduğunu düşünüyor. Tek çocuğum vardı değil mi? Evet. 7 yaşında. Adı Yiğit. Kendin çocuktun, bir de çocuk büyüttün. Birlikte büyüdük. Peki. Şimdi sana zor bir soru soracağım. Yiğit'in bir tecavüz çocuğu olması ona karşı olan duygularını etkiledi mi? Onu daha çok sevmeme neden oldu. Çünkü o cehennemde ikimizin de sevgiye çok ihtiyacı vardı. En çok da sevgiyle korunur o çocuklar. O canavar bana tecavüz etti. Şimdi evladımı benden almaya çalışıyor. Ben adli dengemi yitirmişim.
Çocuğuma bakamazmış. Bu sabah onu gördüğümü zannettim diye çocuğuma annelik yapamazmışım.